Şeritle çalışma. Şerit, programla çalışmanız için gereken tüm araçları içerir. Tüm komutlara birkaç tıklama ile erişebilmeniz için tasarlanmıştır. Şerit, sekmelere bölünmüştür ve her sekme belirli bir görevle ilişkili araçları içerir. Örneğin, ileti sekmesi, iletinize metin girip biçimlendirebileceğiniz araçları içermektedir. Şerit üzerinde en çok kullanılan komutlar soldan sağa doğru gruplandırılmıştır. Şeritte kullanılan bir başka görsel ipucuysa ise düğme boyutudur. Şeritte daha sık kullanılan komutlar büyük boyutta düğmelerle, az kullanılan komutlarsa küçük düğmeler ile görüntülenir. Her sekme belirli başlıklar altında komutları içeren gruplara bölünmüştür. Örneğin temel metin, İleti sekmesinde metnin görünümünü biçimlendirmek için gerekli olan komutların toplandığı gruptur. Komutlar üzerinde fare işaretçisiyle beklediğinizde, komutla ilgili bilgilerin gösterildiği ekran ipucu gösterilir. Bir düğmeye tıklamak, düğmeyle ilişkilendirilmiş komutu etkinleştirir. Örneğin, kalın düğmesine tıklandığında, iletide seçilen veriye kalın biçimi uygulanır. Şerit üzerinde bir düğmenin veya kutunun yanında göreceğiniz oku tıklamanız, o nesne ile ilgili daha fazla seçeneğin görüntülenmesini sağlar. Yazı tipi aracının yanındaki oku tıkladığınızda bir liste açılır. Bu liste veriye uygulanabilecek tüm yazı tiplerini görünümleriyle birlikte listeler. Bir yazı tipinin ismini tıkladığınızda tıklanan yazı tipi veriye uygulanır ve liste kapanır. Seçim yapmadan listeyi kapatmak için escape tuşuna basabilirsiniz. Birçok grubun sağ alt köşesinde çapraz bir ok işareti görüyorsunuz. Bunlar iletişim kutusu başlatıcısı düğmeleridir. İşaretçinizi bir iletişim kutusu başlatıcısının üzerine getirdiğinizde, işleviyle ilgili detayların bulunduğu bir ekran ipucu açılır. İletişim kutusu başlatıcısına tıkladığınızda bir iletişim kutusu, görev bölmesi ya da daha geniş bir araç çubuğunu içeren bir pencere açılır. Örnek olarak Temel Metin grubunun iletişim kutusu başlatıcısına tıklayalım. Yazı tipi iletişim kutusu, Temel Metin grubundaki araçların yanı sıra diğer gruplarda bulunan bazı araçları da içerir. Örneğin bu araçların birçoğu metin biçimlendir sekmesinde mevcuttur. İletişim kutuları tek seferde daha fazla araca erişmenin pratik yoludur. İletişim kutusu aracılığıyla birkaç seçeneği birden düzenleyebilir, tek tek uygulamak yerine birlikte uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Bazı başlatıcılar açık kalan bölmeler açar. Örneğin, pano grubundaki başlatıcı pano görev bölmesini açar ofis panosu, Outlook programında veya herhangi bir programda kopyalanan veya kesilen veriler için geçici bir depolama alanıdır. Buradaki veriler bir yere yapıştırılıncaya kadar veya siz onları çıkartıncaya kadar bu bölmede kalır. Şimdi pano görev bölmesine göz atalım. Pano görev bölmesi, ofis panosundaki nesnelerle çalışabilmeniz için ilave araçlar sunar. Ofis görev bölmeleri genel olarak pencerenin sağında veya solunda görüntülenirler. Görev bölmelerini başlık çubuğundan tutarak istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz. Bölme ile işiniz bittiğinde kapat düğmesine tıklayarak kapatabilirsiniz. Şeritteki bazı bölümler belgenin çeşitli kısımlarına uygulayabileceğiniz yerleşik stiller ve formatlar sunar. Bu tip gruplar galeri olarak adlandırılır. Örneğin metin biçimlendir sekmesinde yer alan Stiller grubu bir stiller galerisi içerir. Fare işaretçisini bir galeri nesnesi üzerine getirdiğinizde metin üzerinde etkisinin bir ön izlemesini görürsünüz. Genel olarak sadece birkaç nesne galeride görünür biçimdedir. Daha fazla nesne görüntülemek için ok tuşlarını kullanabilir ya da tüm galeriyi görüntülemek için diğer düğmesine tıklayabilirsiniz. Bu galerinin üst kısmı stil seçeneklerini içeriyor. Alt kısmındaysa stil ve biçimlendirme ile ilgili komutlar menüsü yer alıyor. Dikkat ederseniz ilk komutu 3 nokta takip ediyor. 3 nokta ile biten komutlara tıkladığınızda ilintili seçeneklerle ilgili bir iletişim kutusu açılır. Şimdiye kadar varsayılan şerit üzerinde çalışmalarımızı yaptık. Şerit size gerektiğinde görüntülenen bağlamsal sekmeler sunar. Bu işlev ihtiyacınız yokken göreve özel komutları ortalıktan kaldırarak arayüz karışıklığını azaltmaya yardımcı olur. Eğer daha geniş bir çalışma alanı istiyorsanız şeridi gizleyebilirsiniz. Şeridi gizlemek için sekme adı üzerine çift tıklamalısınız. Şerit gizlendiğinde sadece sekme isimleri görüntülenir ve sekme ismine tıklandığında sekme komutlarını görebilirsiniz.